sir. Minister Semple and Mike Cusick. Hoş geldiniz. Milletvekili arkadaşlarım. Milletvekillerinin temsilcileri kim? Kim şey yapıyor? Efendim, New York State milletvekillerimiz. Orada Jacobs, Assistant Secretary of State'imizde. Michael Kuzik. Ellen and Brian. Türkiye'ye hoş geldiler. Evet. İnşallah burada kaldığınız süre içerisinde de güzel günler geçirirsiniz. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri yakın müttefik iki ülke. İlişkilerimiz sadece ikili açıdan değil, aynı zamanda küresel ve bölgesel açıdan da önem arz etmektedir. Başkan Obama Nisan 2009'da ilk denizal aşırı ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere verilen önemi göstermektedir. Biz de çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Obama bu ziyaretinde ilişkilerimizi model ortaklık olarak değerlendirmiştir. Bu çerçevede iki ülke arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari, yatırım ve teknolojik boyutlarından siyasi, askeri ve güvenlik ilişkilerimize orantılı bir düzeye çıkarılması hususunda en yüksek düzeyde ortak bir anlayışa varılmıştır. Model ortaklık birbirlerinden coğrafi olarak uzak, farklı kültürel ve sosyal dokulara sahip, ancak demokratik yaklaşımlar faydasında birbirlerine ittifak ilişkisi içerisinde olan küresel bir güçle küresel gelişmelere pozitif katkı yapma gereğini haiz bölgesel bir gücün örnek işbirliğini tasvir etmektedir. İki yakın müttefik ve ortak olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Pakistan, Irak, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Orta ve Güney Asya gibi birçok geniş bir coğrafyada terörle mücadele. Enerji arzı meselesi ve nükleer yayılmanın önlenmesi ve küresel mali kriz gibi kritik önem taşıyan konularda kapsamlı bir işbirliği yapmaktadır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da son dönemde meydana gelen gelişmeler Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin önemli bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ülkelerdeki yaşanan gelişmeler Türkiye ve ABD'nin sürekli temas halinde kalmasının önemini ortaya koymuştur. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl
ittifak yapması gereken konu terörle mücadeledir. We Turkey United States we have to be willing to stand by against terrorism. Terör bir insanlık suçudur. Terror is a crime against humanity. Türkiye 40 yıldan bu tarafa terörle mücadele etmektedir. Turkey working on the against terrorism was more than 40 years. Bu 41 insanımızın şehit olmasına ve 350-400 milyar dolar da para harcamamıza sebep olmuştur. This terrorism really killed us more than 40,000 people and more than 350 million dollars. Tabii ki bu konuda ABD'nin bizimle birlikte hareket ettiğini biliyoruz. We believe the United States will be working with us in trying to prevent this terrorist. Çünkü 11 Eylül saldırısıyla ABD de terörden büyük zarar görmüştür. Onun için biraz önceki bahsettiğim Orta Doğu'da, Afganistan'da, Pakistan'da bu konuyla ilgili mücadelede birlikte hareket etmektedir. This is the best thing we could work together in the North African, Middle East and the rest of the world together against terrorism. Ben terörsüz bir dünya temennisiyle tekrar misafirlerimize hoş geldin diyorum. We are looking forward to see the world without any terrorism and then you will be welcome to it. Kendileriniz soracakları sorulara da cevap vermeye hazır olduğumu söylüyorum. And you will be welcome to the questions from the US. I don't have some questions and you were I believe that I speak for all of us that we are impressed. Herkesin adına söyleyeyim ki biz çok etkilendik. With what we see. Şu ana kadar gördüğümüz her şeyden. I personally was here before many of my colleagues. Kendisi daha önceden burada bulunmuş. 40 years ago. 40 yıl önce yaklaşık. There has been incredible building and progress. 40 yılda her şey çok fazla değiştiğini söylüyor, ilerlediğini. And you have things here that we are still working to accomplish in New York. Sizin burada yaptığınız gibi biz de kendimize örnek alıp Washington'da New York'ta uygulayabileceğini düşünüyoruz. In the infrastructure and so on. I think İnşaatlar that we are all impressed with hospitality. Türk Çin dostluğuna ve misafirperverliğine çok etkilediğini söylüyorum. And we are very cognizant, we are very aware of your standing economically. Ekonomik olarak güçlü olduğunuzu görmek bizim de çok hoşumuza gitti, çok etkiledi. Among the world family and you have something to be very proud of. Ve bundan büyük kent sizin de çok gurur duymanız gerektiğini düşünüyorum ben. Many other countries could learn from you. Çok ülkesinden bir şeyler öğrenebileceğini tahmin ediyorum bu konuda. And we wish to thank you for the experience, the hospitality and certainly for the friendship. Dostluğu, arkadaşlığınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadarki yardımseverliğinizden dolayı. And we would hope for expanded working together and ilişkilerinizi daha çok geliştirip ilerleteceğinizi tahmin ediyorum. And friendship and positive outcome of relations between our country and Turkey. Evet, bu ilişkilerinizin, dostluğunuzun ilerlemesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz kendimizde gurur duyuyoruz zaten. Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi halindeyiz. Hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi haline içerisine girmek. Türkiye 74 milyon nüfusuyla ve bunun da %65'inin genç olması, eğitimli bir gençliğin gelmesi, geleceğe çok umutla bakıyoruz. Tabii ki bölgemizde
Avrupa'da ve gelecekte dünyada yıldız olacak ülkelerden birisi. We Benim aslında size sormak istediğim nasıl bir Türkiye algısı vardı ve neyle karşılaştınız? Tabii ki iki dönemde mutabakta bizim AK Parti olarak iktidarda olmamız çok önemliydi. Ekonomik anlamda çok büyük hamle yaptık. Ama asıl önemlisi de Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde demokratik gelişme konusundaki yaptığımız hamlelerdi. Hakla, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi ve demokratikleşmeyle ilgili çok önemli anayasal ve yasal düzenlemeler yapmaya da devam edeceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. I think we here from our side all agree that one of the greatest investments a country can make is in their young people, because that's the future. So we're impressed with the expansion of educational opportunities. Özellikle bizim en çok etkilendiğimiz konu, dönüşüde yapmış olduğumuz yatırım ve onlara eğitim konusundaki ilerlemelerimiz de birçok etkilebiliyor. Herhalde bu diyor yapılacak en büyük yatırım bu aslında. Sağlık konusundaki yaptığımız devrimleri bugünkü sizin durumunuzla ilgili tartışabiliriz. Hangimiz daha ileri noktadayız? He said we can even argue about the improvement in the health and then what is in your country and what is in our country. Right now we have that confidence that we can really argue, we can really discuss that. Onlar diyor zaten biz diyor şu anda bunlarla uğraşıyoruz. Bir sıkıntımız var diyor. Zaten biz de bunu çözüyoruz, uğraşıyoruz. Örnek olabiliriz. Tamam canım, teşekkür ederim. Ne diyorlar? Çok beğenmişler. Sanki hep yemek yenirken çekiliyoruz. Tamam. Bir şey yapalım, tamam. Bize vereceksin değil mi? Afiyet olsun.